Hadi Vurgun. Hadi kızım. Hadi gel. Hadi. Hadi kızım. Hadi Vurgun. Hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi Vurgun. Hadi Vurgun. Hadi. Hadi Vurgun. Hadi Vurgun. Bak ya. Al kapon. Hadi. Nereye gittin sen ya? Vurgun. Hadi al kapon. Arkadaşlar Vurgun çok güzel bir köpek. Harika bir köpek ama işte böyle başına buyruk biraz. Hadi al kapon. Al kapon. Nereye gittiler öyle ya? Al kapon. Gel buraya bakayım. Hadi oğlum. Bak ya. Hadi. Hadi oğlum bakayım. Vurgun. Al kapon. Aldı gitti ya. Vurgun. Onların peşinden yoksa öyle gider o Vurgun, onunla öyle gider. Arkadaşlar yukarıdan aşağıya indim. Vurgun şu an buradaydı. Bakın nereden çıkıyor. Buradan zaten yuvarlandım inerken. Vurgun'u buradan çıkardım. Bakın Vurgun eve doğru gidiyor. Ama al kapon yok. Yani zilli tasma neden takıyorsun diyen arkadaşlar da özellikle niye taktığımı anlamışlardır herhalde ama şu an bile zilin sesini duyamıyorum. Al kapon. Hadi oğlum. Yani Vurgun Reyna zaten aç. Alo. Al kapon geldi mi eve? Tamam. Nereden geldi? O zaman bu aşağı şeyden dolanıp gelmiş. Tamam onu al içeri sen. Pars'ta mı geldi? Tamam Pars al. Al kaponu elinle tutarak getir içeri. Şey yapmasın. Sarkıntılık yapmasın Pars'a. Gel Vurgun hadi gel. Gel buradan gidelim. Ben bir daha oraya çıkamam. Hadi görüşürüz. Tamam hadi. Evet al kapon eve gitmiş arkadaşlar. Hadi gel. Hadi Vurgun. Hadi kızım. Hadi gel. Hadi, hadi Vurgun gel. Hadi.
Fars da eve gitmiş. Reyna zaten gitmişti. Reyna'ya kızdım çünkü Reyna aşağı yola gitti. Hadi gel. Yani şu an yolu çok bayağı bir uzattım yani. Ta şu yukarıdan döneceğim. Hadi gel Vurgun, hadi gel. Nasıl geliyor şey? Uçuyor. Hadi, hadi kızım gel. Hadi, hadi kızım. Yani hayvan anlamıyor tabii yani o şeyin gezeyim göreyim hesabına gidiyor. Ama Allah'tan buralar şey yani sessiz sakin kimse yok. Mecburen peşine gidiyoruz yani köpek gitti mi ya o gelir deyip de bırakamayız. Bakın ayağım ne oldu ya. Yani meşenin içine girdim. Ayaklarımı görüyorsunuz. Tinerci gibi olduk. Neyse eve gidince yıkanacağız. Dikenler üstüme battı. Şu meşenin içinden aşağıya indim. Uçi, helal olsun ya. Yani yanımdan hiç ayrılmıyorlar. Ama Vurgun, Reyna, Al Capone da aslında yanımdan ayrılmadı. Al Capone bunun peşine gitti. Konuda baronun eline kimse su dökemez. Yok kangalmış, mangalmış bunlar hikaye. Kangal besleyeceksen arkadaş. Sürün olacak, ovan olacak. Orada bile yani kendi başına göre, kendi isteğine göre hareket eden bir hayvan yani çok kontrolünü sağlaman kolay olmuyor yani açıkçası. İşlerinde tabii ki yani söz dinleyenler olabilir ama bu köpekler biraz özgürlük istiyor. Biraz fazla gezmek istiyor. Yani dişi olmalarına rağmen dişiler hani erkekler yine gider de bu dişiler doymuyorlar ya bak böyle bu Vurgun bakıyor ya sağa sola yani nereye gidebilirim ona bakıyor yani. Gördüğü yere gidiyor yani dağ görüyor oraya gidiyor. Şimdi bak bak bakıyor bak. Bir daha kaçınca oralara gidiyor. Yani videoda durup dururken gözümüzün önünde nasıl kaybolduğunu videoda gördünüz. Ne diyelim? Yani eve dönüyorduk aslında. Kendimizi Fizan'da bulduk. Zaten Reyna daha öncesinde gitmişti. Ya Vurgun. Yani Al Capone gibi olmayacak. Daha yani Al Capone gibi hantal olmayacak. Daha böyle hareketli bir köpek görüyorsunuz. Cüssesine göre hiç de yorulmuyor yani sürekli gez hiç de yorulmuyor. Vurgun hadi gel bakayım hadi gel daha gözümün önünden kaybetmem onu. Yani bu kadar araziye çıktığımız zaman da bağlayarak gezdiremeyiz zaten. Bağlanmaya da alıştırmadık onu. Köpek uzmanı olan yorumcu arkadaşlar vardı. Yani bu köpek 2 ay sonra yürüyemeyecek bilmem ne diyenler vardı.
Onlar da bu videoları izliyor mular acaba? 4-5 ay önce böyle yorum yapan arkadaşlar. Nasıl bir yerden aşağı indiğini bir de koşarak iniyor. Arkadaşlar buranın yani böyle videolarda belli olmuyor, bakın. Dikliğini size göstereyim yani. Diklik. Bayağı dik yani böyle. Biz tutuna tutuna inerken vurgun uçarak iniyor. Neyse bize yürüyüş oldu, spor oldu. Ya ne yiyorsunuz ya? Ulan bunlar bir şey yiyince bana bir şey oluyor. Hadi nereye? Bana bir şey oluyor yani, böyle bir şey yerler, zehirlenirler falan. O yüzden dışarıda bakıyorum, bir şey yedikleri zaman hemen bakıyorum arkadaşlar. Ot yiyebilirsiniz, otta sıkıntı yok. Çabuk yürü bakayım, hadi hadi çabuk. Çabuk yürü. Hadi sen de. Hadi. Hadi bakayım. Hadi Faris. Faris hadi. Ne yapıyorsun orada? Ya orada. Ne yapıyorsun orada Faris? Senin orada ne var? Hadi eve. Çok eve. Yürü. Yürü. Buraya bir şey gömülmüş arkadaşlar. Eve geçiyorum. Yukarıda çalışanlar da var. Eve gidelim buradan. Hadi bakayım. Boş. Film var. Hadi gel. Belki de arkadaşlar biz köpekleri eğitemiyoruz. Ondan olabilir. Yani bu köpekler eğitilmeye de çok müsait değil ama yani Boçi de eğitimli bir köpek değil. Paris de değil. Pablo da. Baron da. Yani hepsine aynı bildiğim gibi, ilk günkü gibi bakıp davranıyorum yani aynı şekil. Ama bakalım ilerleyen yaşlarında İnşallah daha oturaklı olurlar. Böyle peşlerinden bizi sürüklemezler. Yani bu Vurgun'la Reyna biraz beni yoruyor gerçekten. Vallahi bana uymuyorlar. Ben onlara uyuyorum. Açıkçası görüyorsunuz. Reyna'dan ümitliydim. Dedim Reyna biraz şey olur, Reyna'yla biraz daha fazla sevip oynuyorum böyle bayağı bir, mesela ödül maması olsun veya evde pişen özel bir şey olursa Reyna'yı bir ayrı tutuyorum. Yani biraz şey olsun diye. Ama yok.
Onda da bir başına buyrukluk var yani. Şımartıyoruz, belki ondan olabilir arkadaşlar. Ama inşallah düzelir ilerleyen yaşında, ilerleyen aylarda. Hadi. Karga da bizi takip ediyor efendim. Evet, evin yolunu tuttuk. Videoya başladığımız yer ilerideydi aslında. O videoda ne oldu belli değil. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun arkadaşlar.